Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Engellilerin gündemine hoş geldiniz. Dördüncü bölümümüzde sizlerle birlikteyiz. Bu videoyu beğenerek, yorumlayarak ve paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Böylelikle algoritma bizi daha fazla ön plana çıkarır, daha fazla kişinin izlemesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca kanala abone olursanız hem benim motivasyonumu artırırsınız hem de bundan sonraki videolardan anlık olarak haberdar olma şansına sahip olursunuz. Bu hafta engellilerin gündeminde öncelikle ulaşım konuşacağız. Daha sonra da alanla ilgili diğer gelişmelerden bahsedeceğiz. İsterseniz başlayalım. Kayseri'ye gideceğiz. Kamyon altında kalan engellinin hayatını kaybettiğini gösteren bir haberle başlayacağız. Evet arkadaşlar, habere baktığımızda kaza saat 15 sularında Melik Gazi ilçesi Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Akülüs annelesiyle yolun karşısına geçmek isteyen bedensel engelli Kemal Af, Ahmet E. yönetimindeki hafriyat kamyonunun altında kaldı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde Af'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Evet değerli izleyiciler, bu haber aslında ilk değil ve korkarım son da olmayacak. DHA kaynaklı bir haber bu. Daha fazla detay bulamadım açıkçası ama önemli değil. Engellilerin kaderi trafik kazalarında ölmek olmaya başladı. Bedensel engelli yıllar önce Ankara'da böyle bir kaza olduğunu hatırlıyorum mesela. Görme engelli bir kişinin metroda Ankara'da yine raylara düşerek hayatını kaybettiğini biliyorum. Yakın zamanda İstanbul'da ciddi kazalar yaşandığını biliyorum. Arkadaşlarımızın metroya düşerek tesadüfen kurtulduğunu biliyorum. Birçok arkadaşım var farklı illerde. İzmir'de var, Ankara'da var, İstanbul'da var. Bunlar neden yaşanıyor? Bunlar neden yaşanıyor? Çünkü erişilebilirlik yok. Erişilebilirlik olmadığı gibi engellilerin güvenli biçimde sokaklarda, yollarda hareket edebilmesini güvence altına alacak düzenlemeler de yok. Bunun için artık ciddi önlemler alınması gerekiyor. Belediyenin, emniyet personelinin, valiliğin ve ilgili bütün kamu kurumlarının birlikte hareket etmesi ve bu tür olayların önüne geçilmesi gerekiyor. Artık engellilerin kaderi trafik kazalarında ölmek olmamalı değerli izleyiciler. Ben birçok arkadaşımızın görme engelliler camiasından söyleyeyim, trafik kazası yaşadığını ve bir kısmının maalesef hayatını kaybettiğini biliyorum. Bir kısmının travmatik şekilde tekrar baston alarak sokağa çıkmaya kaygı duyduklarını biliyorum. Fakat bunların temelinde ne var? Erişilebilir olmayan yollar ve kaldırımlar, trafik kurallarına uymayan sürücüler ve bunlara caydırıcı yaptırım mekanizması sağlamayan bir kamu düzeni var. Bundan kesinlikle vazgeçilmesi lazım. Şimdi devam edelim. Yine Kayseri'deyiz. Bakın. 15 Ekim Dünya Görme Engelliler Beyaz Baston ve Güvenlik Günü. Kayseri'de protokol ne yapmış? Gözlerini bağlamış, engellileri anlamış. Yani bir süreliğine görme engelli oluyor, gözlerini bağlayarak baston veriyorlar, yürütüyorlar parkurda. Sonrasında o kişinin engelliliği anlamış olması, empati sağlamış olması bekleniyor. Bu tiyatro, bu parodi her seferinde tekrarlanıyor. Sadece Kayseri'de değil. Ben şimdi önüme Kayseri'nin gelmesinin sebebi az önceki haberle ilişkilendirmiş olmam. Kesinlikle başka illerde de yapıldığına eminim. Zaten bu 3 Aralık tarihinde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda her zaman yapılan bir şey. Bundan vazgeçilmesi lazım. Bunun engellileri anlamaya hiçbir katkısı olmadığı gibi böyle etkinlikler sonunda kişinin engelliliğe dair olumsuz algısının pekiştiğine dair ciddi akademik çalışmalar var. Bunlardan bahsetmenin farz olduğu açık. Başka videolarda bu araştırmaların ne gibi etkileri olduğunu daha açıklayıcı şekilde göstereceğim. Buna karar verdim. Ama burada bunu söyleyeyim. Bürokratların bir süreliğine gelip de engelli taklidi yapmakla empati sağlayacağını düşünmüyorum. Buyurunuz Kayseri Valisi. Sizin ilinizde bu etkinlikten muhtemelen bir iki gün önce bedensel engelli bir kişi kamyonun altında kaldı ve hayatını kaybetti. Siz şimdi böyle bir etkinliğe katıldınız, gözünüzü bağladınız, körlük ne demek anladınız. Peki bundan sonra ilinizde bu tür kazaların olmaması için tedbir alacak mısınız? Önlemleriniz neler olacak? Bu engelli kişinin hayatını kaybetmesinin sebebi neydi? Bunları düşünmemiz lazım. Şayet gözünüzü bağlayarak körlüğü anladıysanız
engellilerin sokakta ne gibi şeylerle karşılaştığını idrak edebildiyseniz, ilinizde herkesin örnek alabileceği uygulamalar hayata geçirmeye davet ediyorum. Çünkü sizin ilinizde siz gözünüzü bağlamadan çok kısa bir süre önce engelli bir kişi trafik kazasında öldü. Bir lafım da 6 noktaya. Çünkü 6 nokta Körler Derneği bu organizasyonu yapmış. Lütfen yapmayınız. Siz köklü bir örgütsünüz. Göz bağlama gibi engelliliğe olumsuz etki yaratacak etkinliklerden kaçınınız. Özellikle yerelde sivil toplum örgütleri diyorlar ki bizim kamu kuruluşlarıyla ilişkileri sıcak tutmamız lazım. O yüzden farklı etkinlikler düzenliyoruz ve taleplerimizi bu şekilde daha uygulanabilir hale getiriyoruz. Buna söyleyeceğim hiçbir şey yok. Bunun yapılması gerektiğinin de farkındayım. Ama kırmızı çizgilerimiz olmalı. Bunlardan taviz vererek olmaz. Engelliliği, körlüğü olumsuz etkileyebilecek bir etkinlikten kaçınınız. Siz buna destek verdiğiniz zaman başkaları da bunu yapıyor. Lütfen şu göz bağlama etkinliklerine en azından hak temelli faaliyet yürüttüğünü ifade eden örgütler destek vermesin. Bunlardan uzaklaşalım. Ne kulağımızı tıkayarak, ne tekerlekli sandalyeye binerek, ne de gözümüzü bağlayarak engelliliği anlayamayız. Bundan vazgeçiniz. Ve sivil toplum örgütleri bunun karşısında olmalı. Daha alternatif bir arada yaşamayı destekleyici organizasyonlar düşünmeli. Yaratıcılığını konuşturmalı. Sıcak ilişkiler geliştirilmesin demiyorum. Ama bunu sağlamanın yeni yolları bulunmalı. Bu haftanın konusu ulaşım oldu. Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi. Engelsiz Erişim Derneği ve İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığıyla yapıldı bu festival. 13-14 Ekim tarihlerinde İstanbul Üniversitesi'nin merkez kampüsünde. Ben bu organizasyonun ikinci gününde yer aldım. Birçok standı gezdim. Bazılarının videolarını da aldım, yayınlamaya başladım. Bir kısmı yayınlandı. Kalanları da önümüzdeki günlerde yayınlanmaya devam edecek. Gerçekten çok başarılı kişi ve kurumların açtığı standlar var. Erişilebilirliği, bağımsızlığı geliştirecek önemli işler yapılıyor. Türkiye'de iyi şeyler de var. Ama bu iyi şeyler olumsuzların yanında daha az yaygınlaşıyor. Biz niye iyiliği yaygınlaştırma konusunda başarılı değiliz acaba? Duygusallığa, vicdan sömürüsüne girmediğimiz için olabilir mi? Bunu mu yapalım? Bunu yaparsak daha mı fazla ilgi uyandırırız? Mesela ben elime alsam, darbuka çalsam, ağzımla garip garip hareketler yapsam, belediye başkanları benimle röportaj yapar mı? İzleme rekorları kırar mıyım? Büyük ihtimalle öyle olur. Bunları yapmadığımız için mi biz böyle biraz daha fazla mücadele ediyoruz görünür hale gelmek için? Olsun. Biz yine bildiğimizi yapalım. Olayları öyküleştirmeye çalışalım, ilgi çekmeye çalışalım, kamuoyunun gündeminde yer almaya çalışalım ama kendimizden, duruşumuzdan vazgeçmeyelim. Evet, Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali aşağı yukarı 50 civarında standa ev sahipliği yapmış yetkililerin söylediğine göre bir kısmı benim gittiğim cumartesi günü açık değildi. O yüzden ilgimi çektiği halde ziyaret edemediğim standlarda oldu. Fakat yine de oradaki coşku, enerji, motivasyon gerçekten insanın umudunu tazeliyor ve ülkemizde iyi şeylerin de olduğunu, bazılarının erişilebilirlik için, bağımsızlık için kafa yorduğunu, yaratıcı işler yaptığını gösteriyor. Bu iyi bir şeydir. Böyle organizasyonları yapmamız lazım, geliştirmemiz lazım ve destek olmamız lazım. Bizim sivil toplum örgütlerinin bir arada olmaya ihtiyacı var. Ayrı hareket etmek en kolayı ama biz zoru artık başarmayı deneyelim. Kolay değil, bir sürü şey devreye giriyor, farkındayım. Ama bu olmadığı zaman bir gün bir kamyon altında hepimiz can verebiliriz. Bu videoyu izleyen engelli bir kişinin de, bu videoyu hazırlayan Emre Taşkın'ın da kaderi bu olabilir. İşte o yüzden beyaz bastonumuza, bağımsız hareketimize, güvenliğimize, erişilebilirlik hakkımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bunu korumamız, geliştirmemiz, savunmamız gerekiyor. Bunu yapalım. Benim gündemimde deprem olmaya devam edecek. Bir önceki bölümde Malatya'da bir erişilebilirlik talebinden bahsetmiştik. Bugün ise engelli kadınların karşılaştığı sorunlardan bahsedeceğiz. Engelli Kadın Derneği Türkiye'de önemli bir boşluğu dolduruyor. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nde engelli kadınların hem engelli hem de kadın olmaktan kaynaklı çok yönlü ayrımcılığa uğradığı net biçimde ifade ediliyor. Ve Türkiye'de de Engelli Kadın Derneği savunuculuk çalışmaları yürütüyor. Hem de
akademik bilimsel çalışmalar gerçekleştiriyor. Önemli makaleleri Türkçe'ye kazandırıyor. Önemli işler yapıyor arkadaşlarımız. Ve depremde karşılaşılan sorunlara dikkat çektikleri bir haber yayınlandı geride bıraktığımız 2 haftalık süreçte. Habere bakalım. Çadır ve konteynerlarda yaşayan depremzede ve engelli kadınların ihtiyaçlarına hala cevap verilemedi. Engelli Kadın Derneği temsilcisi Zeynep Şule Yılmaz, ne yazık ki bu yüzden tuvaletini saatlerce tutmak zorunda kalan, sürekli birilerinin yardımıyla tuvalet ihtiyacını gidermek zorunda kalan engelliler var diye konuştu. Yılmaz, deprem bölgesinde engelli kadın sayısının bilinmediğini ancak bu oranın en az %7,9 olduğunun tahmin edildiğini söyledi ve engelli kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine erişiminin çok güç olduğunu söyledi diyor. Engelli Kadın Derneği'nde çok fazla arkadaşım var. Zeynep de onlardan bir tanesi. Haberin detaylarında çok daha çarpıcı ifadeler var. Açıklama bölümünde linklerini veriyorum zaten ben bu programda konuşulan haberlerin. Lütfen inceleyin arkadaşlar. Artık depremde engellilik konusuyla ilgili daha fazla şey konuşulmaya başlandı. Depremin üzerinden aylar geçti. Uluslararası Af Örgütü bir rapor yayınladı. Sonra bazı akademik dergilerde makaleler yayınlandı. Basında haberler çıkmaya başladı. Bu konuların daha fazla görünür olması önemli. Deprem konusunu gündemde tutalım. Çünkü o bölgelerde bizim bilmediğimiz, tahmin edemediğimiz çok fazla şey yaşanıyor. Şimdi engelli kadınların sorunlarına baktığımız zaman deprem bölgesinde lavabo ihtiyacını gidermekte zorlanan, birilerinden destek alan ve bu nedenle suistimale, istismara, cinsel şiddete uğrama ihtimali yüksek olan insanlar olduğunu net biçimde görebiliyoruz. Bu kişilerin onurlarını koruyabilecekleri, insanca yaşayabilecekleri ortamların sağlanması gerekiyor. Geçici makul düzenlemeye dair çözümlerin bir an önce alınması gerekiyor. Hem de inşa sürecinde geçen hafta da söylemiştik, erişilebilirliğin muhakkak dikkate alınması gerekiyor. Göz ardı edilmesinin önüne geçilmesi gerekiyor. Ben hem bu programda hem ürettiğim daha başka içeriklerde deprem konusunu gündemde tutmaya devam edeceğim. En azından benim yapabileceğim sınırlı imkanlar dahilinde bunlardır. Ben de onu elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Bugün biraz karamsardık ama iyi şeyler var. Gerçekten var. Mesela canlı yayınları. Canlı yayınları Braille kitap üretmeye ve onları satmaya başlamış arkadaşlar. Dünya edebiyatının klasiklerinden ve 7 çocuk kitabından oluşan 24 kitaplık seri Can Yayınları uzmanlığıyla Braille olarak basılıyor ve Amazon Türkiye aracılığıyla tüm Türkiye'ye ulaşıyor. Engel Tanımayan Kitaplar serisi 15 Ekim Beyaz Baston, Körler ve Güvenlik Günü'nden itibaren Amazon.com.tr'de satışa sunuldu denilmiş arkadaşlar. Biz ne söylüyoruz? Her kitaba erişebilmek engellerin en temel hakları arasında yer alıyor. Bugün bilgiye erişim artık vazgeçilemez haklar arasında konuşulmaya başlandı. Böyle bir ortamda Can Yayınları'nın Braille kitapları yayına hazırlaması, satması çok önemli arkadaşlar. Biz artık kitaplara yayınlandığı anda erişebilmek ve bunun için emek harcamamak, mücadele etmemek istiyoruz. Ne demek istiyorum? Mesela biz bir kitabı alıyoruz, taratıyoruz veya birine veriyoruz, seslendiriyoruz da öyle erişilebilir hale getiriyoruz. Ama bizim istediğimiz ne? Bir kitapçıya gidelim veya internetten siparişimizi verelim. O kitap yayınlandığı anda istiyorsak hemen alalım. Diğer arkadaşlarımızla onlarla beraber kitap hakkında görüşlerimizi, paylaşımlarımızı yapabilelim istiyoruz. Canlı yayınlarının yaptığı evrensel tasarım ilkesinin uygulanmasıyla ilgili önemli bir örnektir ve diğer yayın evlerine de emsal teşkil etmelidir. Mesela yakın zamanda şimdi adını vermeyeceğim bir yayın evi beni aradı. Onlar da hem Braille alfabesiyle kitap basarak farkındalık oluşturmak istiyorlar. Hem de dijital ve erişilebilir kitap üretimiyle ilgili neler yapılabileceğiyle ilgili fikir arayışı içerisindeler. Onlarla belki ilerleyen aylarda veya yıllarda çalışacağız. Bunlar önemli şeyler. Bunlar birbirimizi güçlendirecek ve erişilebilirliği sağlayabilecek şeyler. Can yayınlarını tebrik edelim ve ilgi duyanları Amazon Türkiye'de bu kitapları almaya teşvik edelim. Evet, doğru düzgün gidiyoruz. Farklı seriler başlatıyoruz veya var olanları devam ettiriyoruz. Örneğin engellilerin gündemini 4. bölümüne kadar getirdik. Bu istikrarı devam ettirmeye çalışacağım. Ama sizlerin desteğine ihtiyacım var.
videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlamayı, paylaşmayı ihmal etmezseniz, eğer bana bu şekilde destek olursanız, ben de çok daha verimli işler yürütebilmeye dair kendimde güç bulabilirim diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.